çekiliş fikri gerçekten süper oldu İranur. Peki nasıl yapacağız? Herkes bir isim çekecek öyle mi? Evet ama hediye alacağımız kişiyi birbirimize söylemeyelim arkadaşlar. Bence de söylemeyelim. Herkes kendi kağıdını sarktı. Ay çok heyecanlı. Hadi başlayalım. Çekin bir tane. Hemen çekiyorum. Tamamdır. Dur biraz karıştırayım. Heh tamam ben de aldım. İki taneden bir tanesini alacağım zaten. Tamam aldım. Bu da bana kaldı. Acaba kimin adı yazıyor? Kimse kağıdındaki ismi söylemiyor tamam mı? Niye öyle yaptın Dilah? Kim çıktı sana? Oğlum kız daha yeni demedi mi söylemeyeceğiz diye? Evet Berkecan söyleyemem. Hatta kağıdı cebime koydum. Ay inanmıyorum. Acaba ne hediyesi alsam ki? Al işte. Merak ettiriyorsunuz böyle yaparak. Oğlum sen de etme merak. Oo. Ya bilerek yapıyorsunuz. Ben meraklıyım ya ondan yapıyorsunuz. Durmayacağım ben sizin yanınızda. Ben eve gidiyorum. Ay ne oldu şimdi buna? Vallahi ben de anlamadım. Ben biliyorum gençler neden böyle yaptığını. Neden? Aldığı hediye beğenilmez diye böyle yapıyor. Şimdi de sıvasa girdi. Yeni yıl yeni imar. Şimdiden sıhhatler olsun evladım. Sağ ol Neriman teyzem. Sen niye aramıştın? Ay bu bizim Belgecan'ın canı pek tatsız. Onun için aradım seni. Evet okulda da öyleydi. Diyorum ki sen buna bir yardım ediver evladım. Başımla beraber Neriman teyzem. O iş bende. Sağ ol canım benim. Sen de benim bir evladımsın. Unutma bunu. Hadi öptüm görüşürüz. Görüşürüz. Hadi başlayalım abla. Etme, ben o işi çözdüm. Ay süpersin. Berkecan, arkadaşım Burak geldi. Kesin kendisi güzel bir hediye aldı, onu göstermeye geldi. Bense hiç. Oğlum, anan sesleniyor. Niye karşılamaya gelmiyorsun beni? Keyfim yok kanka da. Senin saçına ne oldu? Boş ver şimdi benim saçımı. Sana ne oldu? Boş ver Burak. Herkesin kendine göre dertleri olur. Bak şu laflara bak. Hiranur'a hediye alacak ya onun derdinde. Anne ne yapıyorsun ya? Biz birbirimize kime hediye alacağımızı söylemeyecektik ki. Tamam da ben bu çocuğa söylemesem senin için nasıl hediye alacaktı? Nasıl yani? Evet kanka. Neriman teyzem bana mesaj attı. Senin için Hiranur'a hediye aldım. Evet anneciğim. Çok üzüldüğünü gördüğümüz için böyle bir şey yaptık. Ne oldu peki kanka? Hiranur beğenir mi? Oğlum Hiranur buna bayılır. Hadi gel içeride göstereyim. Tamam kanka. Geliyorum. Hazır mısın? İranur işte benim hediyem. Lego. Ay inanmıyorum bu kadar olur. Ben de Lego aldım. Aa ne tesadüf. Hediye deyince direkt aklıma Lego geldi. Neden? Herkesin ilgi alanına göre bir şey var sonuçta. Kesinlikle öyle. Burak araç tutkunu ya ona Lego Speed Champions aldım. Aa çok güzelmiş. Bir pakette iki model mi var? Evet ilk kez bir pakette iki model bir arada. Ayrıca mini figürleri de var. Çifte hediye desene o zaman. Aynen. Peki seninki ne temalı? Ben de Berkacan'ın Minecraft oynadığını bildiğim için ve pandaları çok sevdiği için Lego Minecraft panda evi aldım. Ay ben bunu biliyorum bu panda evi. Hem dik durabiliyor hem oturabiliyor hem de dört ayak üstünde durabiliyor. Evet İranur çok tatlı. İkimizin seçimleri de harika. Evet bence de. Bu hediyelere bayılacaklar. Evet kankim hazır mısın? Evet kanka hazırım. Şimdi sana İranur'un bayılacağı hediyeyi gösteriyorum. Lego. Aa kanka bunu ben nasıl düşünemedim? Bence de Berkecan nasıl düşünemedim? Bu kız
Lego setlerini kurmaya bayılıyorum. Evet kanka doğru. Hem de Lego Disney prensesler setini almışsın. E oğlum İran'ın Cinderella, Yasmin, Rapunzel'i sevmiyor mu? Evet çok seviyor. Tamam işte onların mini figürleri de var. Kanka teşekkür ederim, beni kurtardın. Peki ya sana kim çıktı? Bir şey değil kanki, bana da Dila çıktı. Aa ona ne aldın kanka? Kankim Dila'nın çok fazla Lego seti olduğu için onu alırken zorlandım. Ama bak ne buldum. Lego Prens Altımın Atağırı. Aa çok iyi seçim kanka. Dila bu yapım setine bayılacak. Evet Berkecan, sen canını boşuna sıktın. Alınabilecek en iyi hediye Lego. Lego'yu kim sevmez ki? Doğru söylüyorsun kanka. Lego'yu ben de severim. Bundan sonra aklımda. Sence hediyemin yeri burası iyi oldu mu? Evet İranur, yılbaşı ağacının altı bence çok iyi. Ama böyle hiç heyecanlı değil ki. Paketledik ya İranur, daha ne istiyorsun? Ama gelecekler çat diye acıyacaklar, bence saklayalım. Ne? Evet evet saklayalım. Tamam da o zaman hediyeleri nasıl bulacaklar? Sıcak soğuk oynatırız onlara, olmaz mı? Ciddi misin sen bu konuda? Evet ciddiyim, daha sürprizli olur. Yani bence de güzel olur, onlar da eğlenir. İyi o zaman hadi gel hediyeleri saklayalım. Saklamışken zor yerlere saklayalım bari. Hayır oğlum, Dila bizde dedi. Hoş geldiniz çocuklar. Oh sonunda açtınız ya. Kusura bakmayın, ufak bir işimiz vardı. Hadi buyurun. Biz burada üşüyoruz, ufak bir iş var diyor. Duyuyor musun kanka? Duyuyorum duyuyorum kanka, da sen hala niye gerginsin ya? Tekrardan hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk İranur. Hoş bulduk da Dila nerede? Buradayım geldim. Ufak bir işim vardı da. Tamam herkes burada olduğuna göre söylüyorum. Ben hediyemi buraya aldım. Aa bana mı aldın kanka? Ben de Dila'yı aldım. Hediyesi de burada. Gerçekten mi? Ben de Berkecan'ı aldım. Ben de İranur'u aldım. Hadi kanka sen ver bana hediyemi. Yok Berkecan veremem. Neden vermiyorsun kanka? Çünkü söyleyelim mi İranur? Bence söyleyelim. Hatta söylüyorum. Hediyelerinizi sakladık. Nasıl yani? Niye sakladınız İranur? Çünkü hediyelerinizi sıcak soğuk oyunu oynayarak bulacaksınız. Ne? Sıcak soğuk oyunu mu? Evet. Hediyeye yaklaşırsanız sıcak, uzaklaşırsanız soğuk. Var mısınız? Oynayalım mı? Aa çok iyiymiş ya. Ben varım. Benim de çok hoşuma gitti. Ben de varım. Tamam o zaman çocuklar. Sıcak soğuk oyunumuz başlasın. Baştan söyleyeyim, soğuk Berkecan. Tamam. Burası sıcak mı kanka? Yani çok soğuk değil. O zaman iyi gidiyorum. Böyle nasıl kanka? İyi iyi ılık. Evet kanka. Şimdi odaların kapılarının önünde duracağım ve hangi odada olduğunu bulacağım. Burası nasıl? Soğuk Burak. Peki ya. Burası nasıl? Hala soğuk. Bir tık ısınmadı. Tamam. Burası nasıl? Isınıyor gibi. Odayı buldum. Şimdi hediye de sıra. Burası nasıl kanka? Yok kanka. Sıcak değil. Peki ya. Burası nasıl kanka? Sıcak gibi. Bence sen hediyeyi buraya sakladın kanka. Aa işte hediye burada. Evet buldun. Umarım hediyeni beğenirsin. Burası sıcak mı soğuk mu? Ilık. O zaman kesin dolabın içinde. Burası nasıl? Hala aynı. Dolapta değil demek ki. O zaman yatakta. Evet orası sıcak. Tamam o halde burada bir yerde. Nerede? İşte burada buldum. Tebrikler Burak. Hadi o zaman hediyeleri açalım. Çok güzel bir yılı. Sizle geçirdiğim her yıl olduğu gibi. Size mutlu, sağlıklı ve başarılı yıllar diliyorum. 2024 hepimize çok güzel gelsin. Çok güzel videolar gelecek bu arada. Sizi çok seviyorum Dila Kentaycı. Hoşça kalın.